Bu kuralları, bu bahsettiğimiz ilkeleri biz Allah'ın elçisi Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendik. O böyle uyguladı. Toplum içerisindeki münafıklar deşifre edilmedi, ötekileştirilmedi. Bunlar ki vahiy alıyordu Allah'tan, bunu bizden elbette belki isteseydi daha çok bilirdi, belki biliyordu. Dolayısıyla zahire hükmetmek müminlerin vazifesidir. İnsan niyet okumamak, insanları niyetleri üzerinden sorgulamak ki bilmiyoruz niyetlerini. Görünürde bir yanlış gördüğümüz zaman, bir yanlış uygulama, yanlış davranış gördüğümüz zaman bunları uyarmak müminlerin sorumluluğudur. Bu yaptığınızı ben kusurlu buluyorum. Ben olsam böyle bir davranış yapmam. Yanlış buluyorum bu davranışı demek müminlerin birbirlerine karşı olan vazifeleridir. Çünkü onlar birbirlerine salih işleri tavsiye ederler, sabrı telkin ederler. Bunlar ilkelerin temelleri, esasları ama ondan sonrası spesifik olaylar, özel durumlar, o durumlardaki çözümler artık o sahadaki adamın işi yani. O benim, bizim bileceğimiz bir şey değil. Dönüyorum ayetin kendisine. Dolayısıyla sakın ha velayet konusu karmaşıktır, belli değildir ne olduğu gibi bir şey değil. Bunu velayet içerisine giren kişi çok iyi bunu bilir. Çünkü yüreğinde o meveddeti, o tespit edecektir. O meveddeti gördüğü yerde hemen şeyleri çalmalı. Yani alarm zilleri çalmalı. Ya ben ne yapıyorum ya, ben kafirleri daha sevimli buluyorum ya demelidir. Müminlere karşı olan muhabbetini... اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ayetindeki böyle o bütün vurgusuyla içinde yaşamıyor, iliklerine kadar bunu hissetmiyorsa. Mesela geçenlerde bir görüntü vardı böyle Afrika'da. Siyahi bir adam böyle orada oturmuşlar, Kur'an okuyorlar mesela. Bizim buradan Konya'dan birisi gitmiş. Böyle baktım bir an geldi, sardılar, öpüştüler, koklaştılar. Yani bu sahneyi böyle müminlerle, siyah da olsa rengi, kara da olsa rengi, bunu gönül huzuruyla yaşamıyorsa, aman ben öyle şey olduğuna sarılamam dediği yerde ama bir batılıyla hayranlık duyuyor, onu böyle gözünde şey diyorsa, bunun zaten ekseni kaymış. İşte bu eksen kaymasından bahsediyoruz. Bu velayetin dışa vurduğu sahne bu. Cenab-ı Hak görürsün diyor onları. Bak görüyorsun ne yapıyor? Merül merül bakarlar öteki taraftakileri. Aman biz de bir sizden olsak. Zaten o adamın içine dışına her şey nüfuz etmiş. Keşke orada doğsaydım diyecek kadar zaten bütün rotayı şaşırmış zaten. Öyle birinin zaten belli yani. Bu durumdaysak eğer bundan ötürü derhal tedbir almalı. Evladımız, canımız, ciğerimiz, etrafımızda kimseler bunlara imanın en büyük erdem olduğunu, en büyük değer olduğunu, bir insanı değerli kılan İlk, en temel, en büyük şeyin Allah'ı bir olarak tanımak olduğunu, bunun haricindeki diğer hususların arizi kaldığını, Allah'ı bir olarak tanıyan bir en düşük, Yemenli mi, Arap mı, her ne derseniz, Hindu mu, Asyalı mı, kimsenin bile teslis inancına sahip yahut Allah'ı tanımayan ama çok zengin yahut çok bilgili yahut çok profesör her neyse bir batıldan bizim nazarımızda daha kıymetli görünmeli, daha hoş görünmeli. Bir ekmeğimiz varsa elbette önce ondan paylaşmalı. Bir hünerimiz varsa elbette ilk önce onu öğretmeli. Elbette yani müminler bu tercihlerini sırf Allah için yaparlar. Ne kaşı için, ne gözü için, ne siyahlığı, ne de beyazlığı için. İman böyle bir erdemdir. Ve bu erdeme gün gelir bir Yunanlı, bir Amerikalı ya bir başkası, bir İngiliz ererse... Artık o da onun gözünde aynı şekilde sevimlidir, hoştur, candandır. Artık o da kardeştir çünkü. O sebeple müminler yakınlıklarını, velayetlerini Allah Azze ve Celle odaklı oluşturuyorlar. Çünkü eğer Allah'a iman eden bir kimse ise onlar da sarıyorlar, sarmalıyorlar. Ama Allah'la zıtlaşırsa kendi öz evlatları bile olsa onlar da bu kez zıtlaşıyorlar. Çünkü onlar her halükarda Allah'tan yana taraf olmayı ilke edinmiş kimselerdir. Mümin kimse böyle kimse. Önceliği vazgeçilmez. Önceliği Allah Azze ve Celle. Bunları çok iyi anladıktan sonra biz kendi tercihlerimizde ne yaptığımıza bakalım. Birileri bir yerlerde birilerini kündeye getiriyormuş, takıya yapıyormuş, hesap içindeymiş. Olur ya, ya belki öyleyse biz şimdi onlarla mı uğraşacağız?